Başkanım, bu dönem Yozgat yağışını güzelce alabildi mi? Yani şu anda toprakların verimlilik durumu nedir? Teşekkür ediyorum. Son 20 yılın en iyi güzü geçiyor. Yani şu an ekilen hububatın bu şekilde giderse don da yok. Çıkmadık tohum kalmadı inşallah. En azından tohum köklenecek. Köklenmesiyle birlikte fazla don olmazsa, baharında 4. ayda 5. ayda güzel yağışlar yakalarsak çok güzel bir yıl geçeceğini düşünüyoruz. İnşallah böyle olur. Şu an yaklaşık bizim 6.700-6.800 yaklaşık çekilsemiz olur. 5.800'ü yakaladık. Yani belki bir 200-300 de direkt yaptıran vardır. 600-700 kişi kaldı. Ben ziraat odası olarak da çiftçi mağdur olmaması için biliyorsunuz E-Devlet'ten yapılıyor. Ben de personelime elimden geldiği kadar çiftçime yardımcı oluyorum. Hatta ve hatta son 3 haftadır cumartesi günleri de çalıştırıyorum odayı çiftçi mağdur olmasın diye. Bu son 2 haftada da çalıştıracağım. İnşallah sıkıntısız bir yıl olarak da çekeseleri teslim edeceğiz. Kendileri yapanlar da sistemden göremiyorlar. Bu gerek muvaffakiyet, gerek taahhütname bitiyor, kira sözleşmesi bitiyor. Onlar yararlanamazlar. Onlar takip etmesi lazım. Yani E-Devlet'ten onaylandı diye belgeyi görmeler lazım. Görmeyenler tekrar oduya gelmek kaydıyla E-Devlet şifresiyle bu insanların mağdur olmaması için yardımcı oluyoruz. Şimdi devlet biliyorsunuz son 2 yılda işte atıyorum 7.500 lira 7.5 işte yemliğe fiyat veriyor. 1.000 lira da teşvik veriyor. Bu teşvikleri de müstahsilleri kurumlara teslim edenler yararlanıyor. O normalinde Toprak Mahsulleri Ofisi ile Tarım İl Müdürlüğü TAP'u şu an istişare online sistemden görüyor. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi kaç ton kotalacağını görüyorsa direktmen Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin verdiği tonajı müstahsili direkt tarıma atma şansı da var. Sade özel sektör götürüp teslim edilmesi lazım ama ne hikmetse kurumlar arasında bir diyalog aynı bakanlığın bünyesinde olmasına rağmen kurumlar arasında bir diyalog eksikliği var. Çiftçi işte atıyorum Yerköy'e buğdayı verdiyse Yerköy'e gidiyor, Yerköy'den müstahsilini alıyor. Getiriyor, tarıma teslim ediyor. İşte özel sektöre sattıysa borsaya götürüyor, onayladıp teslim ediyor. Tabii ki bir sıkıntı var. Bu istenirse gerek direkt borsada onaylanan müstahsiller tarımın online sistemine düşer. Gerekse Toprak Mahsuller Ofisi direktmen Tarım İl Müdürlüğü'ne yönlendirebilir. Bunda sıkıntı yok. Ama çiftçiyi ister istemez artık yani nasıl görüyorlar bilmiyorum. Çiftçi nasıl olsa getiriyor. Ben size %100 katılıyorum evrak prosedürün kalkması. Mutlaka yürür. Daha evveliyette da çekeseyi biliyorsunuz muhtara onaylatılıyordu. Ağzaya onaylatılıyordu. Tekrar işte ziraat odasına geliyordu. Belgeyi alıyordu. Tarıma gidiyordu ama şu an ne yapıyor? Direktmen ziraat odasına geliyor. Biz TAPU'ya online sistemden giriyoruz. Çiftçinin çekesizini yapıyoruz. Tarıma bile gitmiyor. Sadece ziraat odasında bu işi çözülüyor. Ta ki köylerde tapu yenilenmeler var. Yani bu kaymalardan dolayı bir 13 köy. Onlar zorunlu belge yaptırıyor. Bir de yeni kayıtlar. Onun haricinde tamamı burada direktmen ziraat odasında işini yapıp gidiyor. Yani istenirse çözülür. Çözülmeyecek bir şey değil. Toprak Mahsuller Ofisi online sistemden direktmen tarıma atar. İsmail'e çıkıyoruz. 200 ton buğday verdiyse 200 tonu direktmen oraya gönderebilir. Çiftçi Toprak Mahsuller Ofisi'ne buğday verdikten sonra iş bitmesi lazım. Toprak Mahsuller Ofisi ile tarım ile direktmen birbirine aktarması lazım. Ve aktardığı takdirde işte adam mesela sezonda Yozgat'ta kalıyor. Akabinde İstanbul'da 3 ay İstanbul'da geçiriyor yaştan dolayı işte kışın sıkıntısından dolayı. O adam zorunlu geliyor Yerköy'e verdiyse Yerköy'e, Saray'a verdiyse Saray'a, Yozgat'a verdiyse Yozgat'tan müstahsilini alıyor. Tarıma sade bir çekeseyi müstahsili teslim etmek için bu kadar yol izliyor. Normalinde ofis direktmen aldığı buğdayı, tonajını, kotasını tarıma aktarması lazım. Tarımda zaten kaç ton buğday vereceği, kaç ton müstahsil vereceği belli. 200 ton vermiştir de 160 ton müstahsil var. 160 tonun işte verdiği prim 1000 lirayı çiftçinin hesabına yatırabilir. Bu çok basit bir şey. Yani olağan bir şey, olacak bir şey. Ama
Benim zannımca işte idareciler de veya bakanlık birkaç kişi vermesini unutulsa da bu almasa böyle bir zihniyet var. Normalinde devlet dediyse ki 1.000 lira ben teşvik veriyorum dediyse toprak mahsuller ofisine veya tüccara teslim ettikten sonra bunu hak kazanmıştır. Öyle veya böyle. Şimdi 10 tonda 10.000 lira. Çok büyük para. 100 tonda 100.000 lira. Ha bunu almak için zorunlu kişi İstanbul'dan geliyor, Ankara'dan geliyor. Müstahsilini ofisten alıyor, tarıma götürüp teslim ediyor. Bu kalkabilir. Çok basit bir olay. Yani, peki aynı çatı altındaki kurumlar? Aynı bakanlığın bünyesinde. Aynı bakanlığın bünyesindeki kurumlar neden işi zorlaştırıyor sizce? İşi zorlaştırdığından değil de sanırım bu kadar düşünmediklerinden. Yoksa yani istedikten sonra yapılır. Ha bir de çiftçi nasıl olsa yapıyor, nasıl olsa getiriyor zihniyeti var. Yani çiftçi mecbur bırakılıyor biraz. Mecbur bırakılıyor. Para almak için mecbur verecek. Onun için de o zorluğu çekiyor çiftçi.